Disleksi Aileleri Derneği. Ya söylemesi bile güç değil mi? Disleksi. Ya bunu söylemek güçken tutup da başka bir yerde güçlük aramanın hiçbir anlamı yok. Aslında güç olan bir şey yok. Yani bu öğrenme bozukluğu, öğrenme zorluğu pek çok adlar koyuyorlar. İyi de bu adları koyan kim? Öğrenme nedir? Ben zaten hayatım boyunca, okul hayatım boyunca sorunlu bir çocuktum. Beni öyle gördüler. Ama eğer gerçekten çocuğunuzda şöyle ne bileyim bu sistemin dayatmalarına karşı bir karşı duruş varsa onun adı bozukluk değildir. Hiç değildir. O tıpkı bir dar doğu, dağın doruğundan, tepesinden yolunu arayan bir ırmak gibidir. Bırak onu kendi doğasında aksın. Siz ona sakın böyle barajlar, engeller, bir şeyler koymayın. O akar ve gider. Bilgiyle onu donatın. Bilgiyle besleyin. Hep bilgiyi önüne çıkarın. Asıl olan budur. Yoksa bozukluk diye bir şey yoktur. Yani insanlara bu bozuk sıfatını yakıştıranlara göre bütün ırmaklar, dereler bir çizgi gibi aynı doğrultuda akmalı. Oysa onlar kendi arayışları, kendi kıvrımlarında akarlar. İnsanlar da öyledir. İyi ki varsınız. Önemli olan deneyiminizi paylaşmanız, bir araya gelmeniz. Sevgili Furkan kardeşim bu yolda yıllardır emek harcıyor. Ona destek olduğunuz, onun o büyük ailesinden bir parça olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 2008 senesiydi hocam. Bayağı burada 2008'de geldin değil mi? Evet. Yani çok oldu. Burada toplantılar, etkinlikler düzenledi sevgili Furkan. Hala gidiyor. Kaptan sağlam. Kaptan iyi. Teşekkür ederim hocam. Disleksi Derneği olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Audio Jungle.